detaylı harcama analiz raporu. Bu rapora da şöyle kısaca değinelim. Diğer detaylı harcama analiz raporu. Proje ile ilgili yapılmış masraf modülünden yapılan harcamaları gösterir bize. Şöyle daha ileri bir tarih atayım. Tamam için çalışmış olsun. Evet, bize projeyi, varsa işi, masraf merkezini, gider kalemini, şöyle varsa satırın açıklamasını göstersin. 22 bin liralık bir harcama girmiştik hatırlayacaksınız. Bu raporda o harcamanın da detaylarını bize getirmesi gerekir. Peki bakalım. 22 bin liraydı masraf işimizdeki harcama. Üçünde yapmışız. 3 Şubat'ta yapmışız. Tekrar rapora geldiğimizde aralıktakileri getirsin bize. Hangi masraf merkeziydi ona bir bakalım. Gider kalemi İK eğitim demişiz. Masraf merkezi de proje grubu demişiz. İK eğitim diyelim. Peki, projesiz bir rapora bakalım. İş yakıtıyoruz falan proje. Peki. Projeyi seçelim de. Şöyle hani muhtemelen raporla ilgili ya da benim gözümü takılmayan ama bir püf var. Bakacağım şimdi tekrar. Şimdi burası bizim detaylı harcama analiz raporumuz. Proje bazında aslında şuradan bu rapora da gidebiliriz. Masraflar diyelim. Bu raporun bir benzeri. Buradan gider kalemi seçip projeyi seçtiğimizde burada şöyle yapalım. Evet şurada buldu. Ara diyelim. Şu raporu bize getirmesi gerekirdi diğer tarafta da. Hani proje grubu, gider kalemi, belgesi, açıklaması, tutarı şeklinde. Hani bir projede yapılmış özellikle ürün ve stok dışındaki harcamalar. Yani masraftan girdiğimiz için aslında bir ürünle alakalı masraf olmayıp işte kırtasiye giderleri, işte elektrik giderleri, su giderleri ve benzeri gibi. Hani gider üzerine yapılmış olan harcamaları bize detaylıca, hani detaylı harcama analiz raporu kısmında bu bize projede gelecektir. Muhtemelen release'de bugün bir ara yine kesinti oldu. Yeni dosyalar bana da başka bir gruptan yeni versiyon yayınlandı. Hani testlerinizi yapabilirsiniz diye uyarı geldi. Olan şeyler var. Onları ben de geri bildirimlerimi de bugünkü eğitimden sonra yapmış olacağım ayrıca. Şimdi tekrar bir projeye gelelim. Toparlayıcı unsur olarak değinmediğim bir şey kaldı mı diye bakıyorum açıkçası. Proje raporuna bakmıştık kısmen. Zaman harcamaları raporu. Buna değinelim. Bakın otomatik olarak çalışarak geldi rapor. Proje, bu projenin de kimler zaman harcaması girdiyse yani çalışıp zaman, efor sarf ettiyse onlar geldi. İşte 5 saat 16 dakika Serkan Uzungül çalışmış. Halit Ayçiçek 1 saat çalışmış. Toplam 6 saat 16 dakika. 4 kayıttan oluşmuş bu toplam süre. Yani 4 ayrı iş kaydından işte birer saatten yaklaşık 1,5 saatten 5 saat 6 saat gibi toplam 5 kayıt var şeklinde. Şimdi burada özellikle şurada bakın rapor tipimiz var. Şu kısımda. Rapor tipi çalışanlara göre, projelere göre ve işlere göre değil. Örneğin işlere göre değil. Şimdi bu zaman harcamalarını işlere göre bölsün.
Eğitim planı ve takviminin hazırlanması 5 saat 15 dakika. Eğitim görselinin hazırlanması, basımı 1 saat 1 dakika. Toplam 6 saat 16 dakika şeklinde görülebilir. Dolayısıyla pardon 5,5 saat 15 saat, yani dakikayı saate çevirerek oluyor burada. 6 saat 6,16 saat. Dolayısıyla şurada aynı raporu çok farklı tiplere göre çalıştırabiliriz. İşte eğitimlere göre, işlere göre, abonelere göre veya projelere göre diyeyim. Zaten tek proje set ettiğimiz için tek proje gelecek. SmartLine. Bakın projeyi kaldırayım. Bu tarih aralığında girilen başka bir zaman harcaması varsa proje geldi. İncelemek istediğiniz projeyi de proje alanına seçtiniz. Bu projede çalışanlarımdan kim ne kadar zaman harcamış, hangi cari hesaplarla çalışmışız veya hangi işleri yapmışız, kaç saatte. Bunların raporudur. Yine burada pasta bar, hani grafik göster, gösterme şeklinde. Göster dersek nasıl geliyor bakalım. Pasta bar diyelim. Bu alanlarda bir iyileştirme. İşlerimizin alan isimleri çok uzun olduğu için kaldı muhtemelen. Buralarda bir iyileştirme. Bu versiyonda hani en son gelen patch'le birlikte gerekecek gibi gözüküyor. Bugün takıldığımız bir iki yerle birlikte. Onun dışında hani bu raporun da temel esprisi bu. Bu rapordaki alanlara şöyle bir dikkat edelim. Çalışan, cari hesap, proje, masraf merkezi, abone, şirket, eğitim, servis, departman. Şimdi dikkat ederseniz proje kartına tekrar geleceğim. Ve projedeki zaman girişine bakacağız. Şurada toplu zaman harcaması ekleme ekranında. Topluya bakmayalım. Tamam, istediğim alanları gösteremedim. Zaman harcaması ekle var mı? Tamam, toplu zaman harcama ekle olsun. Bakın şurada açıklama, aktivite, cari hesap, masraf merkezi, ki buradaki alanlardan daha da fazlası var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Şurada ekibim ve ben de okey. Bugünkü peşte var bir şey. O artık net anlaşıldı. Şöyle zaman yönetimi diyelim. Zaman yönetimi diyelim. Bakın burada bugünkü iş kayıtlarından sizlerle birlikte girdiğimiz kayıtlar olduğu gibi, bakın proje, cari hesap, iş, aktiviteler. Sağa doğru geliyorum. Masraf merkezi, servis, toplantı, abone, eğitim. Ar gününe dahil değil. Bu kısım özel. Masraf merkezi, servis, toplantı, abone. Şimdi az önceki zaman harcaması ekranına bakalım. Abone, servis, eğitim, departman. Bakın burada girilen kayıtlardan geliyor. Dolayısıyla bu projeye zaman harcaması girmiş olan bütün çalışanların hangi projeye, hangi departmanda çalışıyorsa o departman altında, belki hangi abonelikler için o projede faaliyet göstermişse, işte hani diyelim ki İstanbul Gaz AŞ, atıyorum. Hani örneğin İstanbul bölgesi A bölgesi projesi, B bölgesi projesi. Orada abonelikler var. O abonelikler de o projenin altında. Dolayısıyla hem abone bazlı, hem iş bazlı, hem açıklama bazlı buradaki zaman harcamaları takip edilebilir durumda olur. Şimdi bunun dışında proje kartımızda değinmediğimiz bir şey kaldı mı? Tekrar onu da bir bakalım. Onun dışında toparlayarak finalleyelim. MS Project Export var. Buraya isterseniz kısaca bir değineyim. Bakın default bir şeyle açıldı Excel'de. Burayı şöyle değineyim, temel yapı itibariyle. Şimdi özellikle MS Project'ten export ve import işlemleri yapabiliyoruz. O da müşteri diyelim ki bir, nasıl ifade edelim bunu, bir Ar-Ge projesi yönetiyor ama MS Project'te proje kartlarını hazırlamış veya işte bir gemi üretimi MS Project'te planlama yapıyor veya Primavera'da planlama yapıyor. Oradaki görev kayıtlarını açarak Workgroup'taki ilgili projeyle senkron yürütmek istiyor.
Çünkü genelde MS Project ve Primavera'da saha gerçekleşmelerinin tek tek moderatör tarafından girilmesi gerekir. Dolayısıyla orada proje planlamaları yapıldıktan sonra buraya export veya import ediyoruz. MS Project'in Excel'e çıktı verme durumları var. Zaten ikisi de Microsoft ürünü. Excel'de, MS Project'te. O şeyi biz burada içeriye çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Burada alan ve sütun eşleştirmeleri yapılıyor. Ardından da projeler senkronize ediliyor ID'leriyle beraber. Biz her bir iş kaydının arkasında MS Project ID'yi tutuyoruz. Dosya gelen ikinci bir güncellemeyi aynı ID ile aynı aktiviteyi alıyoruz. Buradan da MS Project'e export et dediğimizde aynı proje bu ayarları, setupları yapıldığı takdirde export dosyası oluşturuyor ve MS Project'e alınarak buradaki projenin bir benzeri de orada oluşturulması sağlanıyor. Burada genelde akış tek yönlü, tabii çift yönlü olan akışlar da var. Client versiyonları dışında server versiyonu varsa müşteri de Primavera'nın, MS Project'in bunları çift taraflı çalıştırmak mümkün olabiliyor. Aksi durumda sıkıntı. Dolayısıyla böyle bir yapılacak çalışmada alan ve sütun eşleşmeleri doğru yapılmalı, MS Project şablonu doğru oturtulmalı ve hangi alan sütunlara datanın geleceği de set edilmeli. Aksi takdirde kaymalar yaşanabilir. Bu da hani bu tarz programlarıyla konuşmak için aldığımız bir data. Örneğin importu nasıl yapıyoruz? Şurada bir kopyala butonumuz var. Kopyala butonundan biz buraya ilgili projeyi seçerek dosyayı da MS Project'ten alınan dosyayı da buraya seçerek kaydet dediğimizde şu sıralamadaki sütunlarda MS Project'ten gelen aktiviteleri açıyoruz. Projenizi iş kopyalama işlemi iki yöntemle yapılmaktadır. Bir, mevcut bir projeden işlerin seçilmesiyle, iki, hazırlanan belgenin import edilmesiyle. Mevcut bir projeden iş seçmek içinse Workfield'in bir başka projesi. Örneğin Acıbadem proje diyelim. Kaydet diyelim. O projede hiç iş yokmuş. Peki kendisinin içerisinde kendisini seçebilir miyiz? Ekran muhtemelen çalışır. Bu projeden şu aktiviteleri alalım dediğimizde o projedeki aktiviteler geliyor. İçeri al alma. İçeri alırken görevlisini değiştir. Saatini, tarihini değiştir. Aşamasını değiştir. İşte bu milestone olsun, olmasın gibi kaydete bastığınızda da A projesinden B projesinin içerisine işleri komple alabiliyorsunuz. Bir projeden başka bir projeye iş transferi yapmak böylelikle mümkün olabiliyor. Bunun dışında anlatabileceğim çok fazla bir şey yok. Kanban ve Gantt chart dediğimiz yapılarda yeni geldi. Hani burada işlerin statülerine ve aşamalarına göre hangi aşamada kaç kayıt var onları gösteriyoruz. Bu işte bizim az önce açmış olduğumuz ve onay aşamasında bulunan iş. Dolayısıyla hangi aşamada kaç tane iş var, hangi sırada gidiyor, bunları izleyebileceğimiz imkanlar sunuyor. Gantt chart'ta bakalım şu an aktif mi bu versiyonda? 1-1 şurayı 28 diyelim. İşlerin başlangıç ve bitiş zamanlarının tutup sürüklenebildiği, tutup ötelenebildiği yapılar sunuyor bize. Şöyle göstereyim. 13 Şubat. Daha küçük iş parçaları, hani 2 hafta, 3 hafta vermiştik. Şöyle düşünün, üstteki işin bitiminde, alttaki işin başlaması gibi durumların takibinde, bakın, bağı gitti, kurdu. Dolayısıyla bunu ötelersek daha anlamlı bir görüntü verip size, bu işin bitiminde hani finish to start, start to finish, start to start gibi kavramlar vardır proje yönetimlerinde. Hani öncel işin bitiminde ardıl iş, ardıl işin bitiminde diğer iş şeklinde Gantt chart diyagramları vardır. Bu yapılar kurulduktan sonra bu Gantt chart diyagramlarıyla da projenin buradaki ilerleyişini, hangi iş bittikten sonra hangi işin başlayacağını görüp izleme şansımız oluyor. Onun dışında şu an için hani proje yönetimiyle ilgili anlatabileceklerim bunlarla sınırlı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde eğitimi bitirmiş olalım. Tekrar başka eğitimlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.